Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları, Yükselen Başak, Ay Burcu Başak olanlar, 13-20 Ekim haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Dilekleriniz, istekleriniz, arzularınız, halletmeniz gereken ne gibi konular varsa hepsi hayırlısıyla önünüze güzel güzel düşsün, halledin diyelim. Böyle güzel bir niyetle açalım. Parasal konular, görmek isteyip de görmediğiniz bazı harcamalar olabilir. Dış bant olarak söyleyeyim hemen. S harfi çıkmış mesela. Durduk yere bir harcama yaptırabilir isminde S harfi olan bir kişi. Nasıl bir haftanın cevabı arkadaşlar? Şimdi bu hafta nasıl geçecek sorusunun cevabı aslında ortada. Hani burada aile diyelim, bir hane diyelim isterseniz. Burada hane, aile diyorum ama dışarıdan bir kişi görseli var. Bu aile dışı, yani oturduğunuz evin dışından bir kişi gibi değerlendirin lütfen. Bir kişi, mesafeli olduğunuz bir kişi sizinle iletişime geçecek bir kere. Konuşmanız gereken bir konu var. Alma verme dengesiyle alakalı. Buna aşk deyin, sevgi deyin, para deyin ama bir kişiyle karşılıklı denkleşmek adına bir konuşmanız var pazartesi. Önünüzde bir anda düşecek. Açılımı güzel. Yapılan konuşmalardan keyif alırsınız ve bir konuyu, bir mevzuyu, bir kişiyle sonlandırırsınız diyebilirim. Bu aynı zamanda ilişkilerde bir süredir mesafeli olduğunuz, konuşmak isteyip de konuşmadığınız bir konunun ortaya çıkmasıyla konuşarak çözeceğinizi ifade ediyor. Burada sıkıntılı aslında bir görsel yok. Sadece hanede salı günü parasal bir konuda ufak bir sıkıntı yaşanabilir. Ama o da çözülmeyecek değil. Sanki böyle hallettik, okey der gibi bir parmak işareti akabinde var çünkü. Sonrası dikkat ederseniz salı, çarşamba, perşembe, cumaya kadar olan alanda ufak tefek koşuşturmalar var alt bantta. Gitme gelme, gitme gelme gibi ama bir çizgi, bir düzlük. Yani iki konu olur, git gel yaparsınız ya da evden çıkmazsınız diyebilirim. Bu ilişkilerde sakinliği ifade eder aynı zamanda. Cuma günü gene aslında, hatta cumartesiye de taşabilir. Bir kalabalıkla birlikte bir ortama girme gibi değerlendirin bunu. Akraba ortamı deyin, arkadaş ortamı deyin. Fakat bunu istemeyeceksiniz. Yani bu ortama girmek istememek gibi bir durumunuz olacak. Ani bir değişkenlik göstereceksiniz. Öncesinde karışık, gitmek istememe, geri çekilme ama sonrasında bir anda gitme. Bu da tekabül aslında. Cuma cumartesi bir topluluk içerisine girerek güzel vakit geçireceğinizi de gösteriyor. Bu sanki böyle bir şeyleri yetiştirememişsiniz de gitmesem olmaz mı der gibi ama sonrasında gitmeniz gereken bir alanmış gibi görünüyor. Gene ilişki olarak değerlendirecek olursak aslında tertemiz görseller gayet de keyifli, güzel geçeceğini ifade eder. Bu aynı zamanda yeni bir aşk, yeni bir ilişki, platonik bir ilişki, her şey olabilir ilişkiler bazında. Yalnız olanlar için de cumartesi güzel bir gün bu konuda. Karşınızda biraz birisi çıkabilir, mesafeli olabilirsiniz ama güzel görsellerde keyif alacağınız bir alan olarak çıkmış. İş ve para konuları bu hafta aslında gene aynı şekilde temiz görsellerde çıkıyor. Yani ne yaşıyorsanız iş yerinizde aslında pazartesi, salı, çarşamba eyvallah. Ya da çalışmıyorsanız maddi konularla alakalı önünüze çarşambaya kadar bir sorun çıkmaz. Çarşamba günü özellikle aslında ikilemde olduğunuz bir konu, bir mevzu. İşinizle ya da parasal konularla alakalı bir haber ya da bir evrak beklentisi var. Aslında bu haber ya da evrak gelecek. Temiz görsellerde çıkmış fakat bir konuyu, bir mevzuyu özellikle perşembe günü kafanızda çok büyüttüğünüz görünüyor. Bu gördüğünüz gibi şurada askıda kalmış bir konu, bir kişiyle konuşma yapmak karşılıklı bakın. Ama bu konuşmada bir kese var ortada. Maddi konularla alakalı bir kese var. Bu kese neyse karşınızdaki kişi önünüzde durmuş, bu keseyle alakalı sizden bir şey almaya çalışıyor. Şimdi kese para olabilir, kesenin içinde bir para ya da bir mal mülkle alakalı bir konu olabilir. Önünüzde duran, çözmeye çalıştığınız bir konunun tekrardan aktive olacağını, bu konuları konuşacağınızı ama tam olarak kapatamayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Üstü kapalı çünkü. Yani bir kısım başak diyelim, iş yerinde bir konu önünüze düşebilir, bu konuyla alakalı anlaşmazlık yaşayabilirsiniz ve ötelenir. Biraz yol alırsınız, evet altı boşluk çıkmış, biraz yol alırsınız ama tamamlanma enerjisi orada yok. Ya da bir mal konunuz, bir dava konunuz varsa burada da gene böyle bir güzel haberler alırsınız fakat tam bir bitiş yok. Hani oh be çıktı gitti diyebileceğim bir alan olarak görünmüyor. Bir sıkıntı
bir kısım sıkıntı atılıyor fakat bir bölümü de sizde olmaya devam ediyor, görselleri var. Bu aynı zamanda çalışanlar için iş yerinde bir kişiyle anlaşamama, araya perde koyma, araya sorun koyma anlamına da gelebilir. Özellikle Perşembe ve Cuma diyebileceğimiz alanda maddi konular ya da işinizle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu bir ödemenin tam olarak tamamlanmaması, eksik kalması anlamına da gelir bu arada arkadaşlar. Öteleniyor. Yani ne yazık ki öteleniyor, görselleri var. Hafta sonu yola gidip yolda para harcama ama küçük küçük paralar görselleri çıkmış. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle bir kere daha bakayım. Kredi konularına dikkat edin bu hafta arkadaşlar. Yani kredilerle alakalı ödeme olabilir belki ama oraya dikkat edin. Orası biraz yüklü görsellerde çıkıyor. Bir kısmınız tabii ki. Ama bu konular revaçta olur bu hafta bir kısmınız için. Of, beklemiyordum bunu. Şimdi biraz attıracağım şöyle. Şimdi takılmayın diyeceğim ama takılacaksınız. Takılmayın ama siz gene de. Şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, bu sizsiniz. Görüyorsunuz kafanızın üstünde kaç tane fikir uzayıp gidiyor. Çünkü aslında yarımlanmış bir enerji var. Burada tamamlanmama enerjisi görünüyor. Bu şu demek. Bulunduğunuz alandasınız, iş yerinizdesiniz, evinizdesiniz. Fakat kafanız başka bir konuda. Bu hafta kafanızda taktığınız bir konuyla alakalı karşınıza birisi gelecek. Dikkat ederseniz elinde bir şey var. Bu elindeki şey biraz karartılı. Bu aslında bir kişinin size bir sıkıntısını söylemesi ve sizin bundan sıkılmanızı ifade eder. İş yerinde bir arkadaşınız, patronunuz, bumerang gibi yalnız bu dönüp dolaşıp önünüze gelen bir konu. Ve bu konuda karşınızdaki kişi üzgün görsellerde siz dimdik ayakta duruyorsunuz. Bu bir kişinin sizden yardım istemesi olacağı gibi çözülememiş bir işi size teslim etmek anlamına da gelebilir. Bu aynı zamanda aileden bir kişinin parasal bir konuda sıkıntı yaşadığı ve sizden yardım istediği anlamına da gelebilir. Şimdi siz öncesinde çok dik duruyorsunuz ya. Bu dik duruş aslında hallederiz yaparızdan çok senin işin diyebileceğiniz bir alan. Bilinmezliğe bırakıyorsunuz konuyu fakat takıyorsunuz. Düşünüyorsunuz, yardım etse miydim, etmese miydim? Burası biraz böyle duygusal ve ruhsal olarak çok da doğru mu, yanlış mıyı sorgulayacağınız bir alan olarak görünüyor. Şimdi burada aynı zamanda ki bir görselde bazı dedikodular duyabileceğiniz, yalnız bu dedikodu hani ne ailenizden ne iş yerinizden bir duyum alacaksınız ve bu duyum aslında ben bu kadar emek veriyorum karşılığı bu mu diyeceğiniz bir düşünceye sizi itebilir. İş yerinden bir konuşma, duymadığınız bir şeyi yeni duymak gibi düşünün. Yani dedikodu olarak da çok değerlendirmek istemiyorum ama arkası böyle dallanıp budaklanmış 2-3 parçaya bölmeniz ya da 2-3 kişiyle alakalı bir konu önünüze düşebilir. Burada da gene dediğim gibi kafanızın şu şekilde olması aslında öyle mi, böyle mi, şöyle mi, böyle mi dediğiniz bir alanda S ve C ya da Ç harfi çıkmış. Tabii bu S ve C'ye Samsun'un S'si, Ceyhan'ın C'si diyelim ama altlarındaki birer nokta Ç ya da şey anlamına da gelebilir. Bu kafanıza takılan konu ya da kişiyle alakalı bir harfi de ifade edebilir. Aile, ilişkiler, sevinç, gözyaşı. Buradan bu hafta aslında sizler için çok söylenecek bir şey yok. Gayet temiz bir hafta. İş, iş, iş diyeceğiniz bir hafta. Kapalı alan çatıyı görüyorsunuzdur. Bir kişi, bir konu ve bu konuda karşınızda mesafeli durduğunuz bir alan var. Kendi sıkıntılarım, kendi sorunlarım derseniz eğer bir konuyu, parasal bir konuyu hafta başı çözersiniz ama sonraki konular kafanızda uzayıp gidiyor. Görselleri çıkmış bu hafta için. Evet, sizler adına güzel bir hafta mı? Bence güzel bir hafta. Sadece şu iş yerindeki konunuz ya da parasal konunuz neyse o biraz sizi rahatsız edebilir. Ama onun dışında güzel bir haftaya hazır olun diyebilirim. Bu haftaki kahve falınız da bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta geçirin sevgili Başak Burçları. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.